Merhabalar. Haklar raporunun bu bölümünde 15-16 Haziran işçi eylemlerinin yıl dönümünde Türkiye'deki emek mücadelesinin dünü ve bugün üzerine konuşmak üzere çalışma sosyoloğu doçent doktor Hakan Koçak'la birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Öncelikle size şeyi sormak istiyorum. Rapor yayınladınız. OHAL rejiminde işçilerin kolektif hakları isimli bir rapor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hafıza Merkezi ve Hollanda Helsinki Komitesi'nin desteğiyle hazırlanan bir rapor. Yazarı sizsiniz. Bize biraz kısaca rapordan bahseder misiniz? Evet, bu rapor özellikle iki şeye odaklanan bir rapordu. Olağanüstü hal rejiminin resmi olarak devam etmediği ama fiili olarak devam ettiği bir dönemde OHAL içerisinde Türkiye'de emeğin kolektif hakları ne durumdaydı ya dair genel bir perspektif sunmak bir yanıyla özellikle de Türkiye'deki hakların durumuyla ilgili olan genel Avrupalı insan hakları savunucuları açısından. İkincisi de daha özel olarak da Avrupa sermayeli şirketlerin Türkiye'deki bu emeğin kolektif hakları konusundaki performansları nedir sorusuna yanıt arayan, buna dair çeşitli örnekleri inceleyen, gündeme getiren bir rapordu. En sonunda da raporun kısa bir doğal olarak içinde bulunduğumuz dönem bir salgın dönemi olduğu için de salgın özelinde o kesitte emekçilerin Türkiye'de hakları nedir'e dair bir kısa da sonuç özeti oldu. Esas olarak ama Avrupa sermayeli şirketlerin Türkiye'deki haklar konusundaki performansına dair bir bakış geliştirmeye çalıştık bu raporda. Hocam önce bugünün de biraz anlamına yönelik sorular sormak istiyorum. 15-16 Haziran işçi eylemlerini biraz konuşmak istiyorum sizinle. Kısaca biraz nasıl gelişti, neden önemliydi, yani emek mücadelesine nasıl bir yeri var, biraz bunları anlatabilir misiniz? Evet, 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleşen büyük işçi hareketi'nin 41. yıl dönümündeyiz. Hemen hemen birkaç gün sonra 15 Haziran'da olacağız. 51. 15-16 Haziran hareketi aslında 1960'lı yıllarda Türkiye'de sendikal hareket içindeki önemli bir ayrışmanın devamı niteliğindeydi. Neydi bu ayrışma? 1967 yılında uzunca bir süredir Türk iş içinde sendika mücadele perspektifi konusunda ayrılık yaşayan bir grup sendika, daha mücadeleci bir hat tercih eden bir grup sendika ayrılıp Türkiye'deki ikinci konfederasyonu kurdular. DİSKİ, Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu. 1970 15-16 Haziran'da götüren süreçte yeni ortaya çıkan bu konfederasyonun dönemin egemen güçleri tarafından, gerek siyasi egemen güçler, gerek sendikal egemen güçler tarafından fiilen işlevsizleştirilmesi ve ortadan kaldırılması isteğiydi. Yani bir refleks, bir egemen güçlerin bir refleksiydi. Buna karşı verilen çeşitli mücadelelerin yetmediği noktada da işçiler, onları harekete geçiren, öncülük eden DİSK yöneticilerinin de öngörüsünü aşan çok büyük bir eylemliliğe giriştiler. Bir anlamda Türkiye emek hareketimizin zirve noktalarından bir tanesini teşkil ediyor. Özü nedir derseniz, özü aslında Türkiye'de işçilerin o dönemde sendika özgürlüğünün savunusudur. Çünkü DİSK kurulduktan kısa süre sonra özellikle Marmara, İstanbul, o dönemin yoğun sanayi havzalarında işçiler tercihlerini DİSK'ten yana kullanmış, DİSK'e bağlı sendikalardan yana kullanmışlar ve bu daha mücadeleci sendikalarla örgütlenmeye girişmişlerdi. İlginçtir. Tıpkı bizim raporumuzda da bugün de vurgulanan şeylerin benzerleri. Ya onlar karşısında işverene yakın sendikalar öne sürülerek onlar da örgütlenmeye zorlandılar. Ya da işten çıkartıldılar. Dolayısıyla 15-16 Haziran aslında hayli erken bir dönemde
işçi sınıfının sendika seçme özgürlüğünü sahiplendiği bir kitlesel mücadeleydi. O anlamıyla da çok tarihsel bir örnek, bugüne de ışık tutan yanları olan önemli bir dönüm noktası Türkiye İşçi Hareketi, Sendika Hareketi tarihi açısından. Peki neler yapıldı? Biraz onu da yani net anlaşılması için sormak istiyorum. İstanbul merkezi eylemlerin çoğu. O zaman İstanbul'un da biraz anlatmak gerekiyor sanırım. Hani emek gücünün yoğunlaştığı bölgeleri nasıl bir hareketlilik oldu? 1960'lı yıllarda Türkiye'nin içine girdiği İthal İkameci politikalar çerçevesinde çok sayıda özellikle iç pazara yönelik imalat sanayi tesisi açıldı ve bunlar özellikle Batı Marmara'da yoğunlaştılar. Kocaeli-İzmit hattından İstanbul'a ve çevresine. Buralarda Haliç gibi, Kağıthane gibi, Levent gibi, E5, Pendik, Kartal bölgesi gibi belli başlı bölgelerde özellikle bu tesisler çok yoğunlaştı. Ve az önce de dediğim gibi burada bu gelişen tesisler içerisindeki daha modern işçi sınıfı bilinçli bir mücadele içine girdi. Hem politikleşti gitgide dönemin siyasi atmosferinde etkisiyle hem de daha nitel bir mücadele hattı izlemeye çalıştı. Bu noktada da başta maden iş olmak üzere diske bağlı sendikalara doğru bir yöneliş gerçekleşti. Ve az önce de söylediğim gibi bu yönelişin önü kesilmeye çalışıldı çeşitli biçimlerde. Bunlar şiddetli reaksiyonlara neden oldu. Örneğin 1968-70 arası başta Haliç Havzası olmak üzere pek çok fabrika işgali yaşandı, direnişler yaşandı. Bu arada da gündeme 1317 sayılı yasa geldi. Bu yasa Türkiye'de gerek iş kolu gerekse genel düzeyde sendikal temsil oranını çok yükseltiyordu. Yani %30'unu örgütleme şartı gibi çok ağır, bugün için bile çok ağır şartlar getiriyor. Bunun anlamı herkes farkındaydı ki, biliyordu ki o dönemde yeni filizlenmekte olan diskin işlevsizleştirilmesiydi. Yani elinden temsil yetkisinin alınmasına dair bir yasaydı. Tepkiler buna yönelik oldu. Hukuki mücadeleler verildi. Mecliste mücadeleler verildi. Çeşitli toplantılar yapıldı. Kamuoyu oluşturuldu. Ama tüm bunlara rağmen yasanın ısrarla çıkarılması söz konusu olunca da DİSK yönetiminin bir araya topladığı DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri, temsilcileri, bölge sorumlularının yaptığı toplantı alınan kararla 15 Haziran sabahından itibaren DİSK'in bağlı sendika örgütlü olduğu iş yerlerinden topluca iş bırakma ve birçoğunda da sokağa çıkarak yürüyüşler yapma biçiminde bir eylem başladı. Fakat eylem öyle bir dinamizm yakaladı ki az önce söylediğim gibi tüm öngörüleri de aşan, bütün o birikmiş o dönemin sınıf içindeki tepkileri de içinde barındıran ve ilginçtir. Sadece diske bağlı sendikaların örgütlü olduğu değil, örneğin Türk İş'in örgütlü olduğu iş yerlerini de içine alan adeta bir büyük akıntıya, bir nehre dönüştü. Şehrin belli başlı ana arterlerinin tamamı işçilerin yürüyüş sahası haline geldi. Benzer şey ertesi gün 16 Haziran'da da tekrar etti. Bu arada büyük barikatlar oluşturuldu. Buralarda yaşanan çatışmalarda Yoğurtçu Parkı, çünkü Yoğurtçu Parkı Fenerbahçe Stadı civarında 3 işçi ve bir polis yaşamını yitirdi. Ve ardından da bütün bu olaylar sonrasında da sıkı yönetim ilan edilerek İstanbul'da, Kocaeli'de hareket durduruldu. DİSK yöneticileri gözaltına alındı. Pek çok öncü işçi gözaltına alındı. Tutuklamalar, yaygın tutuklamalar oldu. Ve birçok işten çıkarma oldu. Fakat bütün bunlara rağmen sonraki aylarda yine yapılan Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularla ve bütün bu hareketler sonucu bu yasanın meşruiyetinin kalmaması neticesinde kadük kaldı ve ardından da yasa iptal edildi, çıkmış olmasına rağmen iptal edildi ve DİSK varlığını sonraki yıllarda da 12 Eylül 1980'e kadar da etkin bir biçimde devam ettirmiş oldu. Bu
iki gün boyunca 15 ve 16 Haziran günleri boyunca Kocaeli ve İstanbul'da on binlerce belki de yüz binleri aşan sayıda işçi Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar aktif militan bir biçimde sokaklarda gösteri yaptılar. Dolayısıyla Türkiye'de işçi sınıfının sosyal ve siyasal ağırlığını çok açık biçimde gösteren bir eylem gerçekleşmiş oldu. Tarihsel önemi burada kaynaklı. Hocam bir rapora geri dönecek olursak OHAL döneminin çalışma hayatındaki olumsuz etkilerinden bahsediyorsunuz raporda. Örneklerle de açıklıyorsunuz detaylı. Biraz burada da anlatabilir misiniz? OHAL dönemi çalışma hayatı üzerine nasıl olumsuz etkiler yarattı? Evet, tabii şunu söylemek lazım. Türkiye'de çalışma yaşamı, çalışma yaşamına dair gerek hukuksal mevzuat, gerekse fiili uygulamalar aslında diyebiliriz ki istisna kısa dönemler dışında hep bir OHAL, hep bir olağanüstü hal. Ta 1908'deki büyük ikinci meşrutiyet sonrası grevleri, ona karşı getirilen 1909 tatili eşkal yasasından beri hep yasakçı, sınırlayıcı, baskıcı bir çerçevede gelişiyor. Dolayısıyla da OHAL dönemi hiç Türkiye işçiler için bitmiyor da denebilir. Ama spesifik olarak bizim 2016-15 Temmuz sonrası ilan edilen ve 2018'de sona eren OHAL dönemi içerisinde zaten var olan bu tablo daha da ağırlaştı. En öncelikle işçilerin bir şekilde kendilerini toplu olarak, kolektif olarak ifade etme, kendileri için kamuoyu oluşturma, hakları hemen hemen tümüyle ellerinden alındı. Getirilen toplantı, gösteri yürüyüşlerine dair çok ciddi sınırlamalarla birçok iş yeri önünde Türkiye'de geleneksel olarak görülen bir tablodur bu. İş yeri önü direnişleri çeşitli biçimlerde. Bunları kimileri imkansız hale geldi, kimileri ise çok ağır şartlarda gerçekleşti. Bir örnek olacak, verecek olursak. Mesela Gebze'deki organize sanayi bölgesinde gerçekleşen Flormar direnişi, FETÖ sendikası tarafından gerçekleşen bir örgütlenmenin çok sayıda işin işten atılmasıyla sonuçlanması üzerine ortaya çıkmıştı. Bu eylem çok ağır kış şartlarında soğukta bir soba ve benzeri ısıtıcı cihaz kullanma yasağıyla, içeridekilere yönelik ses aracıyla propaganda etme yasağıyla, çadır ve benzeri kurma yasağıyla fiziksel olarak çok ağır koşullarda mesela gerçekleşmek durumunda kaldı. Ve benzeri örnekleri aktarılabilir. Yine metal iş kolunda işten çıkarılanların Ankara'ya bakanlığa yapmak istedikleri yürüyüşler engellendi. Ve birçok yerde de benzer şeyler oldu. Zaten OHAL genel olarak da kanun hükmünde kararnamelerle çalışma hakkına çok ağır bir darbe vurdu. Hiçbir savunma alınmaksızın, bir hukuki gerekçelendirme yapılmaksızın 130 bine yakın kişi kamuda görevlerinden ihraç edildi. Dolayısıyla oldukça ağır bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. OHAL'le bağlı olmasa da ciddi konulardan bir tanesi de tabii hak ihlallerinden grev ertelemelerdi. Grev ertelemeler OHAL'e özgü değil. Zaten maalesef 6356 sayılı toplu iş ilişkilerini düzenleyen yasamızda var ama OHAL'de daha da vurgulu bir biçimde, etkin bir biçimde ve siyaseten de savunularak grev ertelemesi aslında fiilen grev yasağı getirildi. Belli başlı iş kollarının hemen hiçbirinde metal başta olmak üzere işçiler grev yapma imkanına sahip olamadılar. Dolayısıyla şimdi de aslında yine keza bu kanun hükmünde kararnameler sonucu hukuksuz biçimde işten çıkartılmalarını protesto eden, işe iade talebini dile getiren çok sayıda bireysel ve toplu eylemlerde çok sert yine yöntemlerle
bastırıldılar. Aslında o anlamıyla raporda da belirttik. 2018'de resmi olarak OHAL bitti. Ama günümüz Türkiye'sinde de fiili OHAL'in adı böyle konmasa da sürdüğünü de söylemek mümkün. Belli ölçülerde tabii sendikaların, toplumsal muhalefetin çabalarıyla belli ölçülerde aşıldı. OHAL'in o günlerindeki gibi değil belki tablo. Ama yine de bir OHAL rejimi var. Tam da bu raporun sahiplerinden biri olan Eşit Haklar Derneği'nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı önemli bir rapor var. Türkiye'de toplu gösteri hakkının kullanımına ilişkin bir tablo bize veriyor raporu ve orada durumun hiç de iç açıcı olmadığı ve resmi OHAL bittikten sonra da bu şekilde sürdüğü görülüyor. Çok demokratik bir hak olan toplu gösteri hakkı özellikle işçi hareketi açısından olmazsa olmaz bir hak. Çok temel bir hak. Özellikle onun bu kadar sınırlandırılmış olması işçi hareketi açısından ciddi bir problem tabii ki. Hocam peki raporda bir de Renault, Eurasia gibi böyle yabancı uluslararası şirketlerin, Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketlerin Türkiye'deki işçilerin sendikal haklarını kısıtlamalar getiren uygulamalar yaptığından bahsediyorsunuz, örnekler veriyorsunuz. Burada biraz şeyi sormak istiyorum. Hem bu konudaki fikrinizi almak istiyorum hem de uluslararası yani diğer ülkelerdeki mevzuatlarla Türkiye'deki mevzuat arasında nasıl bir fark var? Türkiye'de bunu yani Türkiye'de yapabildikleri şey örneğin Fransa'da yapabiliyor mu bu uluslararası şirketler ya da diğer Avrupa ülkelerinde yapabiliyorlar mı? Evet, aslında Türkiye çok uzun yıllardır ILO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün üyesi, Avrupa Sosyal Şartı'nı genişletilmiş sosyal şartı imzalamış bir ülke. Avrupa Komisyonu içinde yer alıyor. Avrupa Birliği'ne aday üyeliği yıllardır söz konusu. Ve Türkiye'nin sendikaları ve konfederasyonları Avrupa düzeyinde sendika, iş kolu sendikaları ve Konfederasyonu üyesi. Dolayısıyla aslında çalışma ilişkileri anlamında Türkiye'nin Avrupa dairesi içerisinde kabul edilmesi gerekiyor. Fakat Avrupalı, Avrupa kökenli, Avrupa sermayeli şirketler ki bu arada onların da Türkiye'deki faaliyetleri giderek yoğunlaştığını biz görüyoruz. Türkiye'deki yabancı yatırımlar içerisinde Avrupalı şirketlerin Avrupa sermayeli yatırımına çok ağırlık teşkil ettiğini de bu arada görüyoruz. Avrupa malumunuz kapitalizmin beşiği ve aynı zamanda işçi hareketinin ve çalışma ilişkilerine dair mevzuatın kültürün de oluştuğu yer. Dolayısıyla Avrupa'da Almanya başta olmak üzere çok gelişkin bir sosyal diyalog mekanizması var taraflar arasında işçi, işveren, devlet üçgeni zemininde bir sosyal diyalog esprisi var. Bu ve aynı zamanda da çok köklü sendikal hareketler var ve elbette sorunuzu belirttiğiniz gibi burada yatırım yapan özellikle belli bir hacmin üstündeki şirketler buralarda sendikalarla muhatap oluyorlar, toplu iş sözleşmesi imzalıyorlar. Sadece ülkelerindeki sendikalarla imzalamaktan öte, raporda da örneklerle gösterdik ki birçoğu aynı zamanda küresel çerçeve sözleşmeler imzalıyorlar. Yani dünya çapındaki iş kolu federasyonlarıyla tüm dünyadaki yatırımları için bir tür iyi niyet beyanı olarak kabul edebileceğimiz bir tür centilmenlik anlaşması gibi kabul edebileceğimiz küresel çerçeve sözleşmelerimizi alıyor. Ve bu sözleşmelerin temeli özü de şu, diyorlar ki biz dünyanın her yerinde yani ana ülke dışındaki yerlerdeki faaliyetlerimizde özellikle ILO'nun Uluslararası Çalışma Örgütü'nün başlıca sözleşmelerine uymayı taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla sendika hakkını tanıyoruz. İş yerlerimizde şiddet, mobbing vesaire önlemeyi taahhüt ediyoruz. İşte çocuk işçi çalıştırmayı,
reddediyoruz vesaire gibi. Dolayısıyla kolektif haklar konusunda önemli bir sınırlama var. Bu da yetmiyor. Bunun yanı sıra bu şirketleri birçoğunu, ki raporlarda hep referans verdik buna, kendi etik ilkeleri var, manzumeleri var. Yani ilan ettikleri, şunlara şunlara şu kurallara uymayı taahhüt ediyoruz diyerek kamuoyuna, müşterilerine, muhatap oldukları sendikalara vesaireye beyan ettikleri taahhütler var. Yine aynı şekilde çoğunlukla ILO sözleşmelerine de referans olan. Ve yine Avrupa'daki şirketlerin bir bölümü Avrupa İşletme Konseyleri veya İş Konseyleri diye adlandırılan Avrupa çapında oluşmuş sosyal diyalog mekanizmalarına sahipler. Yani bu şirketlerdeki işçi temsilcileriyle şirket yetkilileri oturuyorlar aynı masada ve şirketteki, işletmedeki konulara dair istişarelerde bulunuyorlar. Bu hakların korunmasına dair bir takım ortak önlemler alıyorlar vesaire. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman bu denli gelişkin bir sosyal diyalog mekanizması, çalışma ilişkilerine dair bu denli gelişkin bir kültürün Türkiye'de de uygulanması beklenir. Ancak gerek raporda özel olarak incelediğimiz örnekler, gerekse de genel raporda tabii her örneğe yer veremedik. Örnek oluşturan vakalara yer verelim. Buna uygun, bu gelişkin kültüre uygun bir performansın olmadığını görüyoruz. Dünyaca ünlü bir takım şirketler de işte isimlerini bazen zikrettiniz dahil olmak üzere hem ILO sözleşmelerine hem kendi etik ilkelerine hem Birleşmiş Milletler'in Global Compact denen bu Birleşmiş Milletler ülkeler manzumesine ve benzeri veya imzaladıkları küresel çerçeve sözleşmeleri yani kendilerini farklı biçimde bağlayan bir takım metinlere uygun hareket etmediklerini görüyoruz. Nerede hareket etmiyorlar? En öncelikli, en temel mesele tabii ki bu iş yerlerinde işçiler sendikalaşmak istediklerinde yani belli bir çoğunluğa erişip de toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere belli bir sendikaya üye olduklarında çok sıkça işten atılmalarla, vakalarıyla karşılaşıyoruz. Ya da işçilerin tercih etmedikleri işverenin kendi bakış açısından daha uygun olduğunu düşündüğü bir başka sendikaya zorla yönlendirildiklerini, bu tür vakaları görüyoruz. İşten çıkarılma durumunda gelişen protesto eylemlerinde de yine bu şirketin, işletmelerin müdahaleleriyle yasa dışı grev suçlamalarını getirildiğini veya protestoların çok sert yöntemlerle bastırılması için güvenlik güçleriyle işbirliği yapıldığını görüyorsunuz. İş yerlerine konan kameralar vesaireyle çok son derece baskıcı bir emek sürecinin burada oluştuğunu görüyoruz. Ve son dönemde özellikle pandemide de yoğunlaşan bir eğilim toplayayım bireysel iş hukukunda var olan çok temel bir hakkın kıdem ve ihbar tazminatlarını ödenmeksizin işten çıkarmaların yapıldığını adeta sendika üyesi olmanın, sendikal örgütlülüğe girişmenin bir tür ahlaksızlık, bir tür suç gibi kodlandığını görüyoruz ki meşhur işte kod 29 şimdi adı değişti bu pandemiyle birlikte bunlarla tazminatsız yani bir emekçi için olabilecek en ağır biçimde işten çıkarılmaya maruz kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir çelişki var açıkça görülüyor ki. Şimdi incelediğimiz vakalarda kimi şirketlerde, iş yerlerinde çok uzun, yani 3 yıla, 4 yıla, 5 yıla, 6 yıla yayılan çok uzun mücadelelerle hukuki mücadeleler, fiili mücadelelerle vesaireyle. Kimilerinde belli bir süre sonrasında sendikaların Avrupa'daki sendikaları, konfederasyonları, iş kolu federasyonu devreye sokmasıyla belli düzeyde müzakereler de dahil olarak ama çok uzun zamana yayılmış süreçlerde ancak
toplu iş sözleşmesi imzalayabilir hale geldiğini görüyoruz. Kimilerinde ise hiç gelemediğini görüyoruz. Ele aldığımız vakaların kimilerinde süreç, işçilerin tercih ettikleri sendikalarda örgütlenme süreci isteği birçoğunun işten atılması ile sönümlenmiş durumda. Bazılarında tercih etmedikleri sendikanın dayatılmasıyla onun örgütlenmiş olduğunu, sözleşme yaptığını görüyoruz. Bazılarında ise henüz süreç devam ediyor. Yani birçok işçi işten çıkarılmış olmasına rağmen yine de süreç devam ediyor. Bazılarında ise mesela Metal İş Kolu'ndaki raporda ele aldığımız Baldur iş yerinde mesela uzun süre bu kış başlamış aşağı yukarı 6 ayı bulan bir grev şu anda devam ediyor. Dolayısıyla toparlayacak olursak genelde Avrupa sermayeli şirketlerin Türkiye'de çalışma hakları, kolektif emeğin kolektif hakları konusundaki performansının Avrupa standartlarında ve ILO normları çerçevesinde son derece zayıf olduğunu, bunlarla bir uyumsuzluk teşkil ettiğini söylemek mümkün. Rapor bize bunu çeşitli örneklerle sunuyor. Hocam çok teşekkür ederim programa katıldığınız için de cevaplarınız için de. Raporunuz için de tebrik ederim tekrar. Umarım bol bol okunur. Sağ olun. Ben teşekkür de etmek isterim tabii. Bu rapor büyük ölçüde sendika uzmanlarının ve bu örgütlerde faaliyetlerini yürütmüş olan ve bir kısmı bundan ötürü de mağduriyetle yaşayan pek çok işçi arkadaşımızla yapılan uzun görüşmelere, mülakatlara dayanıyor. Zaman ayırdılar, yardımcı oldular, ellerindeki bilgi belgeleri paylaştılar. Onlara da bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Bu rapor aynı zamanda tabii ki onların da emeğinin bir sonucu. Çok sağ olun hocam, vakit ayırdığınız için. Çalışmalarınıza da kolaylıklar dileyim size.